Anneler öncelikle tabii anneliğe, annelik rolüne adapte olmakta sıkıntı yaşıyorlar. Anne hamile kalıyor, hemen hamilelik sendromu yani bir hastalık gibi anne zor şartlara sokuluyor. Güvenli bağlanma 0-1,5 yaş aralığında bebeklerin anneyle birlikte sosyal etkileşimleriyle gerçekleşen bir durumdur. Aldattığınız bu şey yarın fazlasıyla size dönecek ve o bebeğin, o çocuğun hayatını karartacaksınız tuvaletini tuvalete yapmaya bezi çıkartmaya hazırsa tuvalet eğitimine başlamamız gerekiyor demektir Ben Doktor Hüseyin Tapik çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak 35-40 yıldır çalışıyorum ama hekimlikte bu yetmeyebiliyor yan dallara ihtiyaçlarımız olabiliyor kardiyoloji nefroloji üroloji alerji psikolojik danışmanlığa Dolayısıyla artık bu koltuklarda kısmet olursa bu değerli meslektaşlarımızı burada en iyi, işini en iyi yapan, en iyi pratik çözüm sunan meslektaşlarımızı burada konuk etmeye çalışacağım. Bugünkü ilk konuğumuz İffet Hanım. Kendisi psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Hem de uzun yıllar. Bir zamanlar kendisiyle birlikte çalıştık. Daha sonra okullarda çalıştı. Şimdi kendi kliniğinde çalışıyor. Şimdi Tabii ki bizim psikolojik danışmanlıklara çok ihtiyacımız oluyor. Özellikle yeni doğan anne, doğum yapmış annelerin birçok tereddütleri, soruları olabiliyor. Bir yandan sevinçleri, bir yandan bu tereddütlerini gidermek gerekiyor. Burada psikolog arkadaşlara çok ihtiyaç duyuluyor. İffet Hanım, özellikle bebeklik, yeni doğum yapmış annelerde, ebeveynlerde daha çok görmüş olduğunuz problemler nelerdi İlk üçünü söylesem ilk birincisini söyleyebilir misiniz ama önce size bir ne ikram edelim bu ne biliyor musunuz Karadeniz'in kokulu üzümlerinden yapılmış olan şurubumuz içinde tatlandırıcı yok önce bir yudum alalım, alalım. çalışırken eğlenelim eğlenirken çalışalım vücudumuzun ihtiyaçlarını da giderelim su ihtiyacını da böyle gidermiş oluruz Evet Anneler öncelikle tabii anneliğe, annelik rolüne adapte olmakta sıkıntı yaşıyorlar. Anneliğin getirdiği sorumluluklar onlara biraz fazla gelebiliyor bazı anneler için ve çok desteğe ihtiyaçları olabiliyor. Yani ya daha önceden annelik yapmış işte kendi anneleri, kayınvalidelerinin desteğine ihtiyacı olabiliyor ya da bazen de daha profesyonel destek ihtiyacı duyabiliyorlar bu kaygılarını giderebilmek adına. Bebeklerde yaşanan işte uyku problemleri, beslenme problemleri, annenin kendisinin bu rutinlere alışma ile ilgili kaygıları bu noktada bizden destek alabiliyorlar. Evet, güzel bir konuya girdiniz. Ama ben önce size şunu söylemeye çalışayım. Birçok fizyolojik olaylar bugün tıpta patolojik olaylar gibi gösteriliyor örneğin anne hamile kalıyor. Hemen hamilelik sendromu yani bir hastalık gibi anne zor şartlara sokuluyor. Anne doğum yapıyor. O güzelim bebek geliyor ve ne tatlı olur böyle biliyor musun? İlk çığlıkları, ilk ağlamaları falan. Efendim hemen arkadan yapıştırılıyor. Lohusalık sendromu. Ya ben bunları böyle fizyolojik olayların hastalık haline çevrilmesi, annelere bu korkuların yaşatılmasını asla istemiyorum. Aynı şekilde... Bebeklere de bir takım korkular yansabilir veya duyabiliyor. Bebeklerin en büyük korkuları o yeni doğan bebeğin en büyük korkusu anneyi kendi yanında hissetmesi, ona güvenle bağlanmasıdır. Bize bu güvenle bağlanmasın. Ben inanıyorum ki benden çok siz anlatacaksınız. Esen. Ne gerekir, nasıl olur? Kısaca şöyle birkaç cümleyle anlatabilir evet. misiniz? güvenli bağlanma 0-1,5 yaş aralığında bebeklerin anneyle birlikte sosyal etkileşimleriyle gerçekleşen bir durumdur. Anne babayı birbirinden ayırmayalım. Tabi burada e anne derken aslında kastettiğimiz kişi bakım veren kişidir. Bakım veren kişi bazen anne, bazen belki baba, bazen babaanne, anneanne ya da bakıcı da olabilir. Dolayısıyla bu 0-1,5 yaş aralığındaki temel güven duygusunun gelişmesi için bu kişiyle kurulan ilişkinin çok büyük bir önemi vardır. Bu güzel ama bu 2 yaşına kadar uzatalım mı? Neden? Bizde şu vardır. Tabii biz birbirimizi bütünleyeceğiz. Emme refleksi 2 yaşına kadar devam eder. Bazen 3 yaşına kadar devam edecektir. Emme refleksinin olduğu dönem boyunca çocuğun güvenle bağlanmanın en önemli dönemidir. Tabii Değil ki, mi yanlış tabii bilmiyorsam ki. Tabii ve bu, yanlış... Bağlanma, pardon, hı hı. Çok bu bağlanma pardon bu bağlanma en çok yeni doğan döneminde ve doğumun ilk saatlerinde gelişir. Bir yeni doğan bebeğin ile güvenle bağlanması ne şekilde olur? E, yeni doğan bebeğin en kısa zamanda anneyle temas kurması gerekir. Yani doğduktan sonra annenin teniyle temas etmesi gerekir. E, bunu maalesef sezeryan doğumlarda ihmal edebiliyoruz. Annenin ayılması beklenebiliyor. O yüzden hani normal doğumu önemsiyoruz. Normal doğumun daha anne bebek bağlanmasında daha katkı sağladığını, daha olumlu etkileri olduğunu düşünüyoruz. Bu bakımdan en önemlisi ten temasıdır. Evet, şimdi o konuya gireceğiz ama demek ki güvenle bağlanmanın ben kendi alanımda 3 faktörü biliyorum. Birincisi ten teması. Bu ten teması için bahsettiğiniz gibi bebek doğar doğmaz ilk dakikalar içerisinde anne göğsüne, anne memesine konulmalıdır. Anne memesinden daha sakin, daha huzurlu, daha güven verici bir liman yoktur. O bebeği tutup dışarılarda bulundurmak, odalara koymak kadar korkunç bir şey yoktur. Birincisi ten teması. İkincisi İkincisi şey... e, daha sonrasında anne ile bebeğin e, senkronize olabilmesi. Yani annenin bebeğin ihtiyaçlarına karşılık verirken onun hem fizyolojik hem de psikolojik ihtiyaçlarını karşılarken Onunla senkronize olabilmesi, yani bebeğinin ihtiyaçlarını bebeğin ritminde karşılayabilmesi çok çok önemlidir. Aynı zamanda annenin bebeğiyle kurduğu sosyal etkileşim de çok önemlidir. Evet. Onunla oyun oynaması, onunla vakit geçirmesi, bunlar da bebekle anne arasındaki ilişki güçlendiren. Evet. Çok vardır. güzel. Ama ben biraz şöyle yeni doğanı nedense ben çok böyle bir meraklıyım diyelim veyahut da Yüce Allah beni sanki bu yeni doğan hakları için göndermiş bir hekim gibi görüyorum. Şimdi yeni doğan bebek ilk ağladığında ilk o ağlama sesini annenin duyması gerekiyor. O sesle bebeğin bütün genetik yapısı annenin beynine, annenin de cevap vermesiyle annenin şeyi de beyni de bebeğe kodlanır ve anne bebeğin ilk tanışma şeyi bulur. Ve yıllar geçse anne Allah korusun bebeğini kaybetse bile o bebeğini tanır. Buna size doğada bir örnek vereyim. Ee, 300-500 tane koyun sürüsü olan bir yerde kuzular ayrılır. Koyunlar yayılır. Akşam olunca gelirler. Kuzuları bırakırlar. Her kuzu annesini gelir bulur. Ya bu daha yeni doğmuş bir iki günlük bu yavru bunu nasıl buluyor? Kokusundan, i̇şte, mı buluyor? kokusundan buluyor? sesinden buluyor. Hayır kokusunun dışında o beynindeki kodlamadan. İşte bakınız onun için bebek ilk şey ağladığının sesinden anneni ilk ağlama sesine anneyi mahrum etmemek gerekiyor. Bu çok önemli. Anne de bebeğini böyle kucağına alınca ona ufak bir mırıldanması işte bu da dil temasını konuşmayı sağlar. Ve yeni doğan bebeğin gözleri şöyle bir karışkala 10-15-20 santim kadar görüyor. Ona hafifçe böyle eğilmesi de daha ilerikilerde daha uzakları gördüğü için göz teması. Demek ki güvenle bağlanmanın bu dönemde 3 tane faktörü. 1. Ten teması. 2. Göz teması. 3. Dil teması. Lütfen yavrularımızdan, bebeklerimizden bunları esirgemeyelim. İleride bu bebeklerin sosyal hayatlarında, evlilik hayatlarında, okul hayatlarında, kendi hayatlarının tümünde başarılı olmalarını istiyorsak İlk tohumların atıldığı bu yeni doğan dönemi, ilk gün, ilk ağlama, ilk 28 günün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz araşan değil mi İbbet Yani araşan demek gösteriyor. ki bir güvenle bağlanacak. Şimdi biz güvenle bağlanmaya girersek uzun uzun gider sabaha kadar burada kalırsınız ama zamanınız kısıtlı biliyorum. Şimdi sizin bu dönem içerisinde bebeklik, çocukluk döneminde rastladığınız diğer bir konu ne olabilir? En çok size aileler... Hangi sebeple gelir? Hı hı. Ee, bebeklik dönemi... Mesela uyku olabilir mi? Ee, Bebeğim uyumuyor. Uykusuz. Sabahlara kadar uykusuz. Ne yapsak uyumuyor. Doktor bey bizi de uyutmuyor. Gündüz uykusu da azaldı. Bu çocuğu ne yapacağız? Niçin uyumuyor? Geliyor mu böyle? Evet tabii. O yani zaman sizden uyku dinleyelim. Uyku problemleri özellikle bebek uyumadığı zaman anne de uyku alamadığından sonradan annenin bebekle ilişkisinde de olumsuz gelişmeler söz konusu olabiliyor. Toleransı düşebiliyor annelik becerileri biraz daha zayıflayabiliyor. O yüzden bebeğin düzenli uyku uyuması çok çok önemli. Ama tabii bu uyku düzeninin de oluşması için belli bir zamanında geçmesi gerekiyor. Her bebek aynı zamanda uyku ritmine alışamıyor değil mi? Her bebeğin bir mizacı vardır. Evet. Ama şimdi uykusuzluğun bizim bir çocuk hekimliği yönü vardır. Bir de psikolojik yönü vardır. Psikolojik yönünde benim en çok gördüğüm Güven duymayan bir bebeğin uyuması mümkün değil. Yani altı to, altı temiz, karnı tok bu bebek uyusun da büyüsün böyle bir şey yok. Aldınız siz bunu götürdünüz bir ayrı bir odaya hapishane gibi koydunuz, çıktınız. Nerede bu çocuk her istediğinde ulaşması gereken anne memesi nerede? Annenin sesi nerede? Annenin kokusu nerede? İşte bu güveni almayan bebek uyumaz. Bilmiyorum. Ve yapılan veya yapılan burada bir aldatmadan bahsedeyim. Annenin böyle telli veyahut da kokulu çamaşırlarını bebek odalarına koyuyorlar ki bebek annesini yanında hissetsin. Böyle bir aldatmayı da nerede görülmüş? Bu aldatmayı kimin için yapıyorsunuz? Aldattığınız bu şeyi yarın fazlasıyla size dönecek ve o çocuğ, o bebeğin, o çocuğun hayatını karartacaksınız. Lütfen böyle bir aldatma yapmayalım. Uykusuzluğun bana diğer şeylerini sizin açınızdan, şimdi ben birçok şeyler sayacağım ama önce size vereyim. Neden? <laughs> psikolojik yönlerini birazcık bahseder misiniz? İşte aslında şuradan girmek gerekiyor. Siz de bahsettiniz. Temel güven duygusu çok önemli çocukların uyku alışkanlıklar açısından. Aslında çocukların 0-1,5 hatta sonraki yıllarda da 5 tane temel psikolojik ihtiyaçları vardır. Bunlardan bir tanesi güvendir. Bir tanesi koşulsuz sevgidir. Bir tanesi yaşına uygun sınırların ona konulmasıdır. Bir tanesi takdir ve onaydır. ve e, bir Bir tanesi de önemli ve değerli hissetmektir. <laughs> Şimdi bu psikolojik ihtiyaçlardan herhangi biri ya da birkaç tanesi karşılanmıyorsa ebeveynleri tarafından, bakım veren kişiler tarafından çocuk üç şeyi vermez. Bunlardan birisi uyku, birisi yemek, birisi de tuvalettir. Yani bu konularda sıkıntı yaşarsınız. O kadar güzel anlattınız ki ya gerçekten siz burayı sık sık bizi ziyaret edin, bizi böyle aydınlatınız. Ama ben de şimdi izleyicilerimize bir de uykusuzluğun Bizim açımızdan şeyleri vardır. E, psikolojik yanları dışında bazı rahatsızlık, metabolik hastalıklar olabilir. Hı. Çocukta burun tıkanıklığı uykusuzluğun en önemli sebebidir. Burnu tıkanan çocuk yeterli beslenemez. Burnu tıkanan çocuk solunumunu yeterli yapamaz. Burnu tıkanan çocuk orta kulak iltihabı, orta kulakta su toplaması meydana gelebilir. Akciğer enfeksiyonları olabilir, bademcikler şişebilir. Dolayısıyla bu çocukların uyuması pek mümkün değildir. Bebek ve çocuklarda idrar yollarında enfeksiyon olabilir, kabızlık olabilir, metabolik hastalıkların yanında başka hastalıklar olabilir, ateş olabilir, altı temiz olmayabilir, ac olabilir. Bu ve buna benzer birçok sebeplerden dolayı da bizim açımızdan bahsetmek istiyorum. Uykusuzluk olabilir. Bizim derken Eskiden biz çocuk hekimliğine efendim çocuk, bebek gelir, bakılır boyu kilosu normal, aşısı yapılmış, anne sütü yok diyorsa, mama o da nereden çıktıysa bilmiyorum nasıl yok oluyor. Ondan sonra gönderilirdi. Şimdi bu değil, asıl olan bu bebeklerinde yeni doğan ilk saatlerinden ilk dakikadan itibaren onların duygusal ihtiyaçlarını gidermek, onları güvende hissettirmek, yavrum Bak her istediğinde anne memesine uzanıyorsun. Anne memesinden güven alıyorsun. Memeden sadece süt mü emiyor? Güven emiyor. Meme etrafından probiyotikleri alıyor. Sıcacık orada soğuktan, sıcaktan, aşırı şeyden korunuyor. Bunu hisseden bir bebek hep mutlu olur. Çok teşekkür ediyorum bu güzel konuyu için. Şimdi yeni bir konuya geçelim. Yine en çok rastladığınız size gelen hastalardan bana birini anlatabilir misiniz? Ee, yani Mesela sünür... ben söyleyeyim size. Sünnet için doktor bey bebeğimi sünneti <laughs> ne zaman yapayım? Yeni doğan bebek doğar doğmaz böyle bir cerrahi işlemi hak ediyor mu? Ne olabilir? Ben bunu neden bu dönemi belli yaşlarda yaptırmalıyım diyerek de tabii ki bunun bizim açıdan bazı ama asıl bu daha çok psikoloji sizi ilgilendiriyor. Hı hı. Onun için bu sorunun cevabını sizden bekliyorum. Evet şimdi bu konuda da tabii çok tartışmalar var ama bizim toplumumuzda da araştırmalar %50'sinin sünnet olan çocukların %50'sinin 3 ve 6 yaşları 7 yaşlar arasında Sünnet olduğunu gösteriyor. Ama aslında sünnet olmak için en elverişsiz yaşlar 3-6 yaş, 3-7 yaş arasıdır. E, şimdi tabii çocuklar, bebekler doğduktan sonra da e, sünnet hemen e, yeni doğan sünneti yapılabiliyor. E, şöyle yani benim okuduğum araştırmalar ya yeni doğan sünnetinin yapılması 15 güne kadar ya da e, bu 3-6 yaş döneminde e, çocukların biliyorsunuz ödüpahl dönemdir ve bu ödüpahl dönemde çocuklar daha fazla cinsel organlara yönelirler, merak duygusu artar ve erkek çocuklar için özellikle cinsel organları artık benliklerinin önemli bir parçası haline gelir ve bizim toplumumuzda da bu biraz da körüklenir aslında. Tam böyle bir dönemde bebeklerde çocuklarda ayrıca bir hadım edilme korkusu gelişir. Psikodinamik açıdan yaklaşırsak ve bu dönemde yapılan sünnetlerde bu çocuk çocukların bu korkusunu e, artmasına sebep oluyor. O yüzden e, uzmanlar diyor ki e, 3-6 yaş, 3-7 yaş arasında sünnet uygun değildir. Ya yeni doğan sünneti ya da e, çocuk 7 yaşına geldikten sonra 7-10 yaş arasında daha artık hani bazı şeyler oturduktan sonra işte toplumsal değerleri de biraz daha anlayabildikten sonra sünnet edilmesi daha sağlıklıdır diyor. İbret Hanım ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Burada benim dikkatimi çeken şu bebeğin 3-7 dediniz ama bu daha böyle 2 yaşta yani 1 yaşın bitimiyle 6 yaşın bitimine kadar veya 5 yaşın bitimine kadar olan sürede çocuklar cinsel organlarına ilgi duyarlar ve onu bu dönemlerde sünnetle cildin bir kısmının, derinin bir kısmını alıp gitmesini onun kaybı gibi görürler ve hayatı boyunca travma yaşarlar. Onun için çocukların bu hassas psikolojik dönemlerinde sünnet yaptırmak yanlıştır. Ha ya bunu böyle ilk bir yaşında yaptırırsınız ya da altı yaşından sonra. İlk bir yaşta yapılır mı? Ya çocuğun hiç işte haber olmadı hemen yapılıyor falan işte falan. Yani bu benim ben bilmiyorum yapılabilir ama çok da hoşuma gitmiyor. Yani bir de sünnetin bir Bizim şeyimizde bir geleneğimizde yeri vardır, kültürümüzde yeri, yeri vardır. Benim babam nur içinde yazsın, bizim sünnetimi işte ilkokul başlama 7 yaşları gibi hatırlıyorum. Dostlarımız geldiler, düğünler yapıldı, efendim pilavlar pişti, insanlar eğlendiler. Ondan sonra sünnet yapıldı. Ağlamamak için de o zaman tabii ki böyle cerrah arkadaşlar yoktu de ama çok da güzel sünnet yaparlardı. E sünnetten sonra ağlamamak için de ağzımıza bir tane lokum tıkarlardı. O lokum yapışır ve <laughs> pek de Ağla ağlayamazdı. Siz de de ağlayam çok ağlayam da güzel de bir anı oldu. Ama burada şunu söyleyeyim. Çok güzel konu. çok teşekkür ediyorum. Sizi her zaman bekliyoruz buraya. Bu dönem içerisinde 2 yaşla 6 yaş arası gibi dönemde sünneti lütfen yaptırmayalım bu korkuyu. Yaşatmıyorum. atmıyorum. Yaş atmıyor Tabii bu yaş sınırları evet. çocuktan çocuğa değişebiliyor. Hani gelişimi her çocuk için 3-6, 3-7 diye ayırmak mümkün değil. Ama dediğiniz gibi 2 yaş, 7 yaş diye daha geniş tutarsak bütün çocukları kapsamış olur diye düşünüyorum. Evet. Size epey böyle aldık ama bir son bir şey daha şöyle bir... Güncel bir konu gündeme getirmeye çalışalım. Herkese faydalı olsun ama daha çok şu yeni doğan bebeklere faydalı olsun. Ben onları çok seviyorum. O masum suratları böyle şeyleri. Şimdi benim en çok gördüğüm yeni doğan annelerin bir yandan sevinci, bir yandan da kafalarındaki soru işareti, tereddütleri bunları gidermek kadar güzel bir şey yok. Ben böyle gelip de üzüntü içerisinde böyle olan annelerin buradan çıkarken ben anlattıktan sonra... E, Dudaklarının kulaklarına varıp gülümsemelerini görünce en büyük mutluluğu yaşıyorum. Şimdi annelerin en çok şey ya sütüm yetmezse. Anneye sütün yetmiyor deyip de, e, Onu de ye, onun ye. korkutulması. Değil mi? Şunu korkutulması. ye, bunu ye korkutulması. Ben şimdi birazcık böyle size kusura bakmayın heyecanla konuşuyorum. Bir annenin sütünün bebeğine yetmemesi mümkün değil. Doğada nerede görülmüş? Hangi memelide görülmüş? Hangi geyikte Hangi karacada hangi tavşanın e, sütü bebeğine yetmemiş. Bebeğin annenin yeterli gıda almasa dahi, almasa dahi a, anne sütü oluşması için anne dişlerini kaybeder, kemikleri erir ama o yavruyu gene gene Benler. besler. Çok nadir durumlar vardır. Hı hı. Anne hayatını kaybeder. Allah korusun ağır bir hastalık alır, radyasyon alır. Çok çok nadir haller vardır. Ama anne sütünün yok olmasını bugün en önemli şeyi biz kendi ellerimizle yapıyoruz. Anneyi korkutarak. Bir defa yeni doğan bebeğin midesinin şu fındık kadar olduğunu bilmeyip de bebek 1 iki azıcık endiği zaman ya bu sütün yetmiyor deyip anneyi korkutmak. Onun 2 üçüncü gün sonra kayısı kadar, bir hafta 10 gün sonra bir yumurta kadar olacak. Anne sütü zaten böyle gelecek. Hemen böyle iyice araştırmadan Etmeden anne sütünü yetiyor korkutmak kadar kötü bir şey aslında yok. Aslında doğa ben, galiba şöyle planlıyor. Bebeğin ihtiyacı kadar annenin sütü de süreç içerisinde artıyor. Ne kadar Değil mi? güzel. Ben öyle biliyorum. Ne kadar. Kendi anneliğimde de onu tecrübe etmiştim. Yani aslında annelerin sütünün e, gelmemesini sağlayan şey de o annelerin yaşadığı kaygı. Şimdi ben de sizin çocuklarınızın doktorluğunu yaptım. Evet. Evet. <laughs> mamayla mı besledim? Anne sütünüz yetmedi mi? Hangi şeyin? Tabii ki Ye yetir. Tabii ki yeter. Tabii geçen gün bir şey dedim yaylada bir röportaj yaptım. Kadıncağız yaylada 5 tane doğum yapıyor. Hatta 6.sını da yapmış. Hepsini doktor beydi 3,5 yaşına kadar anne sütüyle besledim. Hiçbir şey de ağızlarına vermedim. Onlar kendi elleriyle yedi diyor. Hepsini gördüm. Kimisi okumuşlar, kimisi mezun olmuşlar, kimileri büyüyorlar. Yani doğum aslında normal bir doğal bir olaydır. Modern tıbbın doğuma el atmasıyla birçok kazançlar elde edilmiş. Mesela ters gelişlerde işte bazı hepsi endikasyonlarda sezeryenler çocuklar kurtarmış. Ama bir takım şeylerde e, de yanlış olmaktan özellikle bebeklerin anne kucağına hemen verilmemesi, hemen banyo yaptırılması gibi de bir takım yanlışlıklara yol açmıştır. Bunların da inşallah düzelmesi gerekiyor. Evet, evet. Anne sütünden biraz bize bahsedin de şöyle biraz daha atlayalım. <laughs> <laughs> Aslında bu sizin daha çok uzmanlık alanınız anne yani sütü ama ben hani sadece şundan bahsedebilirim gerçekten her anne bebeğini emzirebilir her anne bebeğini besleyebilir. Sadece bununla ilgili bir beklentiler, çevredeki insanların e, tavırları, tutumları, artı annenin kendi kaygılarının, e, anneyi bu anlamda e, zorladığını gözlemledim e, kendim de çevremde. E, Oysa ki anneler sağlıklı beslenip e, normal rutinlerine devam ettikleri ve psikolojik olarak rahat oldukları zaman zaten bu süreç içinde geliyor. Bu kardeş kıskançlığı var. Olma evet. bize biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Kardeş kıskançlığı çok Doğal, çok normal bir duygu. Bazen sanki bir problem gibi görülse de aslında e, belki de olması gereken bir duygu. Hani kardeşini kıskanmaması belki de bir çocuğun problem. Ama buradaki sıkıntı yata, yaratan şey e, bir e, çocuğun yeni gelen kardeşini e, annesinden, babasından, sevgi nesnelerinden kıskanması mı? Yoksa e, bu çocuğun bu duygusunun nasıl yönetileceği mi? Şimdi baktığımız zaman anneler, babalar bazen çok hatalar yapabiliyorlar. Aslında iyi niyetle yapılan hatalar. İşte bu hatalar yapıldığı zaman da çocuğun kıskançlık seviyesi biraz daha artabiliyor. Bu doğal olan duygu biraz daha sıkıntı durumuna geçebiliyor. Ne yapmaları gerekiyor? Bir kere çocuğu kardeşin geleceğine hazırlamaları gerekiyor. Eve gelen misafirler bir taraftan kardeşi kutlarken bir taraftan da abisini ablasına abisi, abi, abla olduğu için tebrik etmeleri gerekiyor. Belki ona da küçük hediyeler getirilmesi. Ayrıca büyük olan çocuğa sen büyüksün, sen idare et, sen abisin, sen ablasın diye sürekli duygu yüklenmesi de çocuklarda kıskançlık duygusunu biraz daha artıran bir durum söz konusu oluyor. Evet, gerçekten kardeş kıskançlığı önemli bir konu. Bunu bir patolojik gibi yorumlamamak lazım evet. çünkü hemen hemen her alanda görülen böyle bir şey normaldir, fizyolojik bir olaydır. Zaten onlar ilk zamanlar böyle kardeşle birbirinin hasmı gibidirler. Daha sonra arkadaş gibi olurlar yaşlandıkları zaman da yandaş olurlar. Aslında bu çok böyle da öğreticidir. Çünkü, çok da öğreticidir. Çünkü evet kardeşle ee, beraber. Yaşamı da öyle en öğreniyorlar. Kâti, aynen. Yaşamı da öyle duygusunu öğrenirler. Paylaşma evet. duygusunu öğrenirler. Çocuklar aslında kardeşleriyle yaşadıkları sorunları çözerken problem çözme becerileri gelişir. Dolayısıyla Kesinlikle. bu da bir problem evet. olarak bakmamak lazım. bir problem değil. Evet. Bir de tuvalet alışkanlığında Ailelerin yaptığı yanlışlıklar olabiliyor. Yoksa her çocuk kendi tuvalet alışkanlığını kazanıyor. Kazanamayan Bu bizi, var mı? Kazanamayan var <laughs> mı? Bu bizim Yok. için tabii ki bir pediatri açısından bir zaman aralığı vardır. Evet. Ve ailenin dikkat etmesi gerektiği konular vardır. Yoksa evet. çocuklarda tuvalet alışkanlığı zaten normalde kendileri de kazanırlar ama bize bu konuda da kısa bir bilgi verebilir evet. misiniz? Şimdi tuvalet alışkanlığı için en uygun yaşlar 2 yaşından sonradır. O Bazen aileler acele edip 2 yaşından önce 1,5 yaşında da bu sürece başlayabiliyorlar. E, tabii ki her çocuk 2 yaşında alışmaya başlar ya da hazırdır demek mümkün değil. Çünkü her çocuğun hızı ve ritmi farklıdır. Aile ortamı farklıdır. E, dolayısıyla çocuğun hazır oluşuna olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Yani eğer çocuk tuvaletini tuvalete yapmaya, bezi çıkartmaya hazırsa tuvalete eğitimine başlamamız gerekiyor demektir. Ha çocuğumuz hazır ama zamanı gelmedi ki yaşı gelmedi o zaman biz bekleyelim de olmamalı. Çocuğun ritmine göre davranmamız gerekiyor. Bir kere bu konuda çok fazla müdahaleci olmamamız gerekiyor. Çocuğa banyoyu sevdirmek, banyoda işte tuvalette biraz müzikler dinlemek, belki en sevdiği oyuncak ları oraya götürmesine izin vermek. Belki orada ona e, tuvalet eğitimiyle ilgili çok güzel kitaplar var. Onları okuyarak ya da işte belki e, kendinden büyük olan abisini, ablasını, işte kuzenini ya da anneye babayı daha küçük yaşlarda e, tuvalete girerken e, gözlemlemesi, onları model olmasını sağlayarak Çocuğu tuvalet olayına e, psikolojik anlamda evet. alıştırabiliriz. Yani burada üç tane önemli faktör var. Bir zamanlama, iki sevgi, üç de sabır. Sabır ve aynı zamanda da çocuğu çok fazla müdahale etmemek. fazla Kesinlikle. Kesin, fazla düzenli, fazla müdahaleci bir yaklaşımdan da uzak durmak İleriki gerekiyor. İleriki inşallah buluşmalarımızda bu kurallar koymanın ne kadar zararlı olduğunu da inşallah tartışacağız. Evet. Ama çok kıymetli vaktinizi aldık. Sizi bekleyen hastalarınız var. Ben size bu güzel bilgiler, pratik Aydınlatıcı bilgiler için çok teşekkür ederim. O kadar ben güzel ederim. anlattınız ki o kocaman kocaman okuduğunuz kitaplarınız, 30 yıllık tecrübelerinizi böyle bize birkaç cümleyle anlatmaya çalıştınız. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz de öyle. Ben teşekkür ederim. Evet. Bundan sonra yeni bir meslektaşımı konuk etmek üzere bu nefroloji olabilir, üroloji olabilir, kardiyoloji ol olabilir, alerji olabilir. Meslek hayatında başarılı, işini severek yapan, bilgi dolu meslektaşlarımı burada ağırlamak ve sizlerle birlikte olmak üzere sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.